Merhabalar, hoş geldiniz. Ben makine mühendisi Meriç Büyükoyuncu. Bugün sizlerle ince plakaların lineer buckling analizini yapacağız. Analizimizi yapmadan önce çözüm yapacağımız plaka için Euler'in kritik yük formülü ile kritik buckling yükünü hesaplayacağız. Daha sonra ise analizimizi yapıp sonuçların eşleşip eşleşmediğini bu yöntemle kontrol edeceğiz. İsterseniz önce plakamızı tanıyalım. Plakamız ince bir plaka demiştim. Bu yüzden shell teoriyle çözüm yapacağız. Kabuk teori diye geçiyor. Plakamızın eni ve boyu birer metre olacak ve dört kenarından da simply supported bir şekilde olacak. Simply supported boundary conditionları ise resimde görebilirsiniz. Yukarıdaki ve aşağıdaki kenardaki notlar için UZ eşittir 0 ve ROT Y eşittir 0. Sağdaki ve soldaki kenardaki notlarımız için ise UZ eşittir 0 ve ROT X eşittir 0 olacak şekilde. Şimdi Euler'in kritik yük formülüne bir göz atalım arkadaşlar. Nx critical eşittir, buradaki eksi yön belirtiyor sadece. Kc çarpı pi kare çarpı d bölü b kare demiş. Bu d'nin de bir açılımı var. E çarpı h küp bölü 12 parantezinde 1 eksi v kare. Bu formülde kullanacağımız girdiler ise A'mız yükün verilmediği kenarımızın uzunluğu. Biz 1 metre alıyoruz. B'miz yükü verdiğimiz kenarın uzunluğu. Onu da 1 metre alıyoruz. H'miz ise thickness, kalınlığımız. Onu da 2 milimetre olarak alacağız. E dediğimiz şey elastik modülüs. Onu da 73.1 gigapascal alalım. Alüminyummuş gibi analiz yapalım. V'miz ise Poisson ratio. O da 0.33 alınacak. Kc'mizi ise bulmak için bir tablomuz var. Bu tablo aşağıdaki değerler A bölü B oranını gösteriyor. Bizim plate'imiz için A bölü B oranı 1. Bizim durumumuzda ise dört tarafı simple support olduğu için C kutucuğu ve C kutucuğunu takip eden düz çizgi bizim durumumuz oluyor. Yani C kutucuğundan yola çıkarsak tırtıklı çizgi değil düz çizgi izlememiz gerekiyor. Ve A bölü B oranının 1 olduğu yerde ise Kc'mizin 4 olduğunu görüyoruz. Şimdi bu değerlere göre bir analitik hesaplama yapalım. Öncelikle D'yi hesaplayalım. D'yi hesapladığımızda verilen değerlerle 54.7 Newton çarpı metre cevabını buluyoruz. Bundan sonra ise Euler'in kritik formülünü kritik yük formülünden yola çıkarak hesaplama yaptığımızda ise 2160 Newton bölü metre buluyoruz. Şimdi bu ne demek? Bu demek ki arkadaşlar dört tarafı simply support olan bir plate'e karşılıklı iki kenarından 2160 Newton bölü metre yayılı yük verirseniz bu plate, yani bu plaka elastik olarak buckle olur. Bu anlama geliyor. Tam elastik olarak buckling olduğu nokta 2160 Newton bölü metre kuvvete denk geliyormuş. Şimdi bunu analizlerimizle doğrulamaya çalışalım. Bir buckling analizi yapalım. Evet, dediğimiz gibi kalınlığı 2 milim olan, kenar uzunlukları birer metre olan plakanın kritik buckling yükü 2160 Newton bölü metreymiş. Buckling analizi için ilk başta static structure'lı buraya çekip bırakalım. Malzeme özelliklerine girmek için engineering data'ya sağ tıklayıp edit diyelim. Bu kısımdan engineering data sorusuna tıkladığımız zaman, burayı da kapatalım. General materials var. Buraya tıklayalım arkadaşlar. Ve dördüncü sırada alüminyum alloy var. Artı kutucuğundan ekle diyelim. Ve tekrar engineering data sorusuna tıkladığımız zaman burada alüminyumla ilgili girdileri göreceğiz. Bizim değiştirmemiz gereken kısım yağ modülüs. Bunu da 73.100 olarak almıştık. Poisson ratio'muzu zaten 0.33 kendisi vermiş. Ve diğer kısımları ise ellemiyoruz. Bunu kapatabiliriz. İşimiz bitti. Ardından geometriye sağ tıklayıp
Design Modeler, geometri diyoruz arkadaşlar. Design modülümüz açıldı. X-Y planına sol tıklayıp New Sketch diyerek bir komut, Sketch komutu oluşturalım. Karşıdan bakalım. İlk başta plate'imizi çizerek başlayalım. Sketching kısmından Rectangle'ı seçelim. Ve plate'imizin orta noktası koordinat sisteminin orta noktasına gelecek şekilde ayarlayalım. Bu bize ileride bir kolaylık sağlayacak. Onu da size söyleyeceğim arkadaşlar. Sketching kısmından Dimensions kısmından Length to Distance metodunu kullanalım. Plate'in kenarıyla Y eksenini seçerek oluşturalım. Plate'in kenarıyla X ekseni arası. Plate'imizi tam koordinat sisteminin ortasına ortalamak istediğim için hepsini 0.5 metre vereceğim. Ve şu an plate'imizin tam ortası koordinat sistemiyle çakışık durumda. Ardından modeling'e tekrar dönelim. Concept deyip Surface from Sketch diyoruz. Bu komut ince yapılarda çalışmamızı sağlar. İnce plakalar oluşturmak için, shell plakalar oluşturmak için kullanılır. Ve bunu kullanarak oluşturduğunuz şeylerde shell eleman yapılar kullanılıyor arkadaşlar ENSYS'te. Base Object olarak Sketch 1'i seçip Apply diyorum. Ve Thickness'ıma ise 0.02 metre veriyorum. 2 milimetre yani. Generate diyorum. Ve plate'imiz oluşturuldu. Şimdi bunu kapatabiliriz. Bununla işimiz bitti. Workbench'ten modelimize sağ tıklayıp update diyelim ve updatelenmesini bekleyelim. Modelimiz updatelendikten sonra sağ tıklayıp edit diyelim. Modelimiz açıldı. Geometrinin sonunda soru işareti var. Bu demek ki malzememiz seçili değil. Surface Body'ye tıklayıp material kısmından assignment oluşturduğumuz alüminyum alloy'u seçelim. Ardından bir meshleme işlemi yapacağız. Sizing kısmına girip meshimizi bilgisayarınızın RAM kapasitesine göre alabilirsiniz. Ben 0.01 milimetre değil. Şöyle yapalım. 10 milimetre alalım. Uniform olarak seçiyoruz. Element order'ımı da quadratic yapıyorum. Ve sağ tıklayıp update diyorum. Meshimiz oluştu mu kontrol etmek için meshe tıklayıp karşıdan bakalım. Evet, meshimiz oluşturulmuş durumda. Birazcık küçük oldu. Şimdi shell elemanlarda nodlardan sınır koşulları verildiği için boundary condition'lar. Bu yüzden öncelikle nodlarımızı bir isimlendirmemiz gerekiyor. Sınır koşullarını belirleyeceğimiz notlar için. Buradan not sekmesine tıklayıp select mod olarak bug select'i seçelim. Ve hatırlarsanız üst ve altın sınır koşulları aynıydı. Sağ ve solunki de aynıydı. Dolayısıyla üst ve alttaki notları ayrı isimlendireceğim. Sağ ve soldakini ayrı isimlendireceğim. Bunu yaparken CTRL komutuna basılı tutarak yapıyorum. Ki hem altı hem üstü beraber tutsun diye. Buraya sağ tıklayıp Create Name Selection diyorum. Ve bunu üst ve alt olarak adlandırıyorum. Şimdi aynısını sağ ve sol için yapacağım. Olabildiğince küçük seçmeye çalışın. Çünkü en kenardan bir sonraki nodların dahil olmasını istemiyoruz. Tekrar CTRL'ye basılı tutarak en kenardakini alamadım.
Bunu da sağ ve sol olarak adlandıralım. Şimdi koordinat sistemini plate'in tam ortasına seçmemin sebebi tam ortadaki nodu da seçecek olmam. O yüzden global koordinat sistemini tıklayıp noda tekrar tıkladığımız zaman tam ortadaki not direkt koordinat sisteminin ortası olduğu için onu da seçip orta not olarak adlandırıyorum. Ve bu orta nodun paralelindeki plate'in en kenarındaki nodu da seçip seçemedim sanırım. Bakalım. Evet. Tam kenarını seçip bunu da orta yan olarak adlandıralım. Şimdi boundary conditionlarıma geçiyorum arkadaşlar. Static structural kısmına sağ tıklayıp nodal displacement diyorum. Üst ve alt için UZ eşittir 0 deyip enter'a basıyorum. Ve şimdi rotasyon vereceğim. Nodal rotation kısmında üst ve alt için tekrar hatırlayalım. Rot y'miz 0'dı. Yani rot y'miz fix. Rot x ve z ise free durumda olacak. Şimdi bunu sağ ve sol için yapalım. Insert nodal rotation. Bu sağ ve solda ise rotasyon x fix durumda. O yüzden bu ikisi free durumda olacak. Şimdi plate'lerin analizini yaparken arkadaşlar plate'lerde rigid body hataları veriyor. Eğer tam ortasındaki nodu ve onun yanındaki nodu sabitlemezseniz rigid body hatası veriyor. Bu yüzden tam ortasındaki nodumuzu hatırlarsanız tam bunu diyeceğim ki X'de ve Y'de hareket etmesin. Yani analiz boyunca bu plate'in tam ortasında dursun bu nod. Aynı zamanda ortanın yanındaki nodumu Y'de fixleyeceğim. Yani o da ona paralel olmuş olsun. Yani bu plate'in ortası hiç bozulmasın. Rigid body'si, rigidliği bozulmasın diyeceğim. Ve şimdi sıra geldi yük verme aşamasına arkadaşlar. Sağ tıklayıp insert deyip line pressure arıyorum. Line pressure. Evet. Buradan edge seçip select modumuzdan da tekrar single select'e dönelim. Sağ kenarımızı tıklayıp apply diyorum. Ve vektör olarak değil komponent olarak veriyorum. Eksi x yönünde örnek olarak 100 Newton bölü metre verelim. Şimdi bir de diğer yönde kompresif olarak verelim. Ve bu da x yönünde eşit bir şekilde 100 Newton bölü metre olsun. Ama bu milimetreymiş. Unit kısmından metreye dönelim. Ve eksi 100 Newton bölü metre. Bunu ise 100 Newton bölü metre yapıyorum. Meshim'de muhtemelen değişme yok. Kendisi çevirdi onu. Metreyi milimetreye. Şimdi statik analiz sonucunda total deformasyonu, von Mises strain gerilmelerini ve von Mises stresleri görmek istiyorum. Solve'a basıyorum ve çözülmesini bekliyorum. Evet, statik analizimiz sonuçlandı. Sonuçları ve şekilleri buradan takip edebilirsiniz. Şimdi bizim buckling analizi yapabilmemiz için Workbench'e dönüp eigenvalue buckling'i static structure'ımızın solution kısmına taşıyıp bırakmamız lazım. Sonra modele tekrar geri dönersek buraya bir ikinci bir eklentinin eklendiğini göreceksiniz. Eigenvalue buckling ve onun solution kısmı. Ben bu eigenvalue buckling'in solution'da ise total deformation'ı görmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu da çözdüreceğim. Static structure'ın üstüne.
Şimdi bu eigenvalue buckling analizinin sonucunda bize bir load faktör verecek arkadaşlar. Bu load faktör bizim uyguladığımız en baştaki kuvveti alıyor ve plakanın buckling olacağı kuvvete otomatik olarak taşıyor. Yani siz 1 Newton bölümetre de verseniz, 100 de verseniz, 1000 de verseniz bu plaka için, bu şekil için kritik buckling kuvveti neyse o komut onu ona taşıyor ve bize o halinin şeklini gösteriyor. Ve ayrıca da bize load faktör diye bir faktör tanımlıyor. Bu da demek oluyor ki senin verdiğin kuvveti onunla çarptım ve öyle uyguladım. Ve biz de şimdi bakacağız. 100 Newton bölü metre verdik. Load faktörümüz kaç çıkmış? Şeklimiz nasıl olmuş? Bir bakacağız. Analizimiz tamamlandı. Şekil olarak beklediğimiz gibi bir şekil aldık. Load multiplier, aynı zamanda load faktör diye de geçiyor. Load multiplier'ımız lineer olarak 21,59 çıkmış. Yani şu an program bana diyor ki senin verdiğin 100 Newton bölü metreyi aldım. 21,59'da çarptım, uyguladım ve plakan buckle oldu ve bu şekli aldı diyor. Şimdi hesap makinemiz nerede? 21,59 çıktı load multiplier'ımız çarpı 100 Newton bölü metre vermiştik. 2159 Newton bölü metre analiz sonucuna göre bizim kritik buckling kuvvetimiz. Ve hatırlarsanız bizim analitik çözümümüzde ise formüle göre 2160 Newton bölü metre çıktı. Yani artık biliyoruz ki analiz sonucumuz doğru. Formülle tutarlı. Şekil olarak da normal bir plakanın buckling şekline gayet de benziyor arkadaşlar. Verdiğim formüllere kaynak olarak herhangi bir kitaptan bakabilirsiniz ama ben size MIT Üniversitesi'nin herkese açık olan kurslarından birini yorumlara link olarak bırakacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Bir diğer videomda ise Stiffened plate'lerin non-linear buckling analizini yapacağız arkadaşlar beraber. O zamana kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın.